Şimdi hocam çok güzel açıklayacak, yani ona da pas atmış olurum. Uyku diye bir mevzu var. Şimdi uyku, yani şu çok havalı bir şey var ya, ya işte şu adam var ya günde 2 saat uyuyor. Böyle bütün geniuslar dahiler, ben günde 1 saat uyuyorum. Ben de gençken çok kasıyordum. Herkes ya ben de az uyuyacağım falan diye. Şimdi uyku bizim faturamız hocam. Ya yani bunu ödeyeceğiz. 75 yıl yaşayan bir adamın ortalama 25 yılı uyuyarak geçiyor. 25 yıl. Ne demek ya? Boş yere mi geçiyor? Karanlık. Korkunç bir zaman kaybı gibi gözükse de asla değil. En baştan şunu söylerim. Kişinin kendi ritmi vardır. Biyolojik ritmi. Bazıları özeldir. Dahilere bakarsanız her birinin kendine ait uyku uyku örüntüsü düzeni vardır. Benim bahsettiğim ortalamalar. Şimdi uyku bizim için niye çok önemli? Bence hani diyoruz ya gelecekte ne olacak, işte fütürizmden de konuşuyoruz. Bence insanlık bir aşama gidecekse ilk yapması gereken ne biliyor musunuz? Saat alarmlarını yok etmesi. Çok basit bir hani size de şey olarak söylüyorum. Çünkü niye? İnsanı zıvanadan çıkaran aslında bu oluyor. Alarmlar. Niye? Çünkü biyolojik ritmimizde, şimdi bugün ne günlerden? Cumartesi değil mi? Millet niye pazar sabahını çok sever? Pazarları niye çok severiz? Çünkü kahvaltı yaparlar. Kahvaltı yaparlar ama hocam hatırlayın. Kendinize uyandığınız evet. O an ne kadar güzeldir. Yatakta bir sağa dönersiniz, battaniyeyi ayaklarınızın arasına alırsınız. Yatak keyfi. Döne döne uyumak diye bir şey var. Döne döne uyumak diye bir şey var. Rahat bir şey gibi. Hafta içi nasıl kalkıyorsunuz? O Matrix filminde hani kapsülden uyanan Neo gibi yüksek bir şekilde kalkıyorsunuz, alarmı öttürmeye çalışıyorsunuz. Hatırlayın, hepiniz yaşarsınız bunu. Yataktan bacaklarınızı yere attınız ya halının üzerine. O an çok garip bir paradoks yaşarsınız. Kalkamıyorsunuz çünkü beyin hala uyumak istiyor. Ama gerçeklik var ve yatağın içinde böyle herkes yaşar olur. 2 dakika böyle bir boş çoraplarınıza bakarsınız. Hani işte. Ya onu söyleyecektim, o çorap meselesi. Hayatımın benim en sıkıntılı anlarından biridir. O çorabı giyinmeye başladığım an. Çünkü artık geri dönüşü yok. Dönüşü yok işte. O hayat, mesai, iş, güç falan başlayacak. Eğer giymiyorsam hakikaten o çok güzel bir gündür yani. Çok güzel bir gündür gerçekten. İşte o öncesi ya, o müthiş bir paradoksur. Kimi o yatakta böyle 3-4 dakika durur, kimi daha fazla durur. Neyse. Niye böyle onu söyleyeyim. Şimdi hocam teknik detaylarına girer. Yakın dönemde ki bu ekip muhtemelen Nobel alma ihtimali de yüksek. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Şimdi az uyuduğunuz veya böyle az uyuduğunuz periyodik dönemlerde kalktığınızda böyle ifade kullanırsınız ya. Bu kafam sepet gibi dersiniz. Evet. Aslında çok güzel bir ifadedir. Doğrudur. Az uyursanız kafanız sepet gibi olur ama çöp sepeti. Niye? Şimdi şöyle. Gün içerisinde nöronlar arasında birçok şey, birçok aktivite oluyor. Dolayısıyla bu aktivitenin bir çöpü olacak. Değil mi? Nöronlar, işte bunlara amiloid plak diyoruz vesaire. Çok güzel bir görüntüleme çalışması var. Şunu göstermişler. Derin uykunun bir aşamasında kan damarları boyunca gelen beyin omurilik sıvısı damarlar yüzeyince, kabaca şöyle anlatalım, sinir hücreleri var. Ortalıkta böyle çerçöp var, gün içinde birikmiş. O beyin omurilik sıvısı beyne veriliyor. O amiloid plakları vesaire hepsini toplayıp geri alınıyor. Tam anlamıyla beyin yıkanıyor. Aynen öyle, mantık görüntü de çok güzel. Veriyor, alıyor. İşte o olduğu an siz zinde kalkıyorsunuz. Hani o zindelik o. Eğer o olmazsa hiçbir anlamı yok. Gün gider. Yani